Merhaba değerli izleyicilerimiz. Rotamız, markanız programımızda sizlere İzmir Tire ilçesinden sesleniyoruz. Gül Organizasyon işletmesine konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Ayşegül Hanım var. Merhaba Ayşegül Hanım, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Ayşegül Hanım, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Ayşegül Durmuş. 27 yaşındayım. Genç girişimciyim, evliyim. 5 yaşında bir oğlum var. Organizasyon işini yapıyorsunuz ki oldukça kapsamlı bir iş bildiğimiz kadarıyla. Bize biraz bu sektöre girme hikayenizi anlatır mısınız? Tabii. 7 yaşımdan beri halk oyunları oynuyorum. Usta öğreticiyim. Buradan yola çıkarak oldu. Düğünlerde süslemeyi, insanları eğlendirmeyi çok seviyorum. Kendim de çok eğleniyorum. Değişik şeyleri seviyorum. Bu yüzden bu mesleği tercih ettim. Peki işletmenizle ilgili biraz bilgi alalım sizden. Ne gibi organizasyonlar yapıyorsunuz? Biraz detaylandırabilir misiniz? Tabii. Bizler evlerde kına, söz, nişan, mekanlarda tabii aynı. Daha sonra sünnet organizasyonları, kına organizasyonları, düğün organizasyonları, özel derslerimiz var, Efe grubumuz var, kız grubumuz var. Dediğim gibi kendim usta öğreticiyim, halk oyunları öğretmeniyim, özel derslerimiz var. Bu şekilde. Yaptığınız organizasyonlarda örnek veriyorum, düğün organizasyonunda tabii ki tüm malzemeleri siz götürüyorsunuz. Özellikle de hani daha önce hiç yaptırmamış olan izleyicilerimiz için biraz bilgi verir misiniz? Yani süreç nasıl başlıyor, nasıl bitiyor? Şöyle, düğünün tarihinden örneğin mesela yarın akşam düğünümüz var. Biz bunu bir gün önceden ürünlerimiz ne gidecekse önceden arabamızı yükleme yapıyoruz. Tekrar ediyoruz, eksiğimiz var mı? Bu şekilde mekana gidiyoruz. Önceden bir hazırlığımız oluyor. Süslememiz, düzenlememiz. Bir alabiliyorsak, vaktimiz olursa öğrencilerimle, ekibimle yani bir prova alıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Düğün sonrasında ise herhalde mekandaki tüm malzemeleri sizler kaldırıyorsunuz. Evet, değil mi? Kendimiz yeniden düğün bittiğinde, gece bitiminde bir fotoğraf çekimi oluyor. Daha sonra biz ürünlerimizi tekrardan toplayıp geriye getiriyoruz. Şunu da öğrenmek isteriz. Ekibiniz var dediniz. Hani özellikle de halk oyunları ekibi gibi. Bunlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Belki sizin ekibinize katılmak isteyen kişiler de vardır. Nasıl başvuruyorlar? Nasıl çalışma sisteminiz var? Şöyle, biz daha çok üniversite son sınıf, yani üniversite okuyanlar, lise son öğrencileri, yani 18 yaşının üstü ekibimiz var. Onlar kendileri bizleri tercih ediyorlar. Yani kulaktan kulağa duyuluyoruz. Çok şükür tercih ediliyoruz. Katılım sağlıyorlar. Bizim bir çalışma sürecimiz oluyor. Onların uyulan saatine göre bir program hazırlıyoruz. Önceden bir program hazırlayışını yapıp öğrencilerime tekrar oyunları yapıp hazırlayıp bu şekilde yapıyoruz. Yani o geceyi hazırlığımız. Şunu da öğrenmek isteriz. Mutlaka bir rezervasyon ve öncesinden bir görüşme yapıyorsunuzdur. Size başvuru yapan izleyicilerimiz veya müşterileriniz rezervasyonu düğününden kaç gün önce yapmaları gerekir? Şöyle, yani bize daha 3 ay varken veya 5 ay, bazı müşterilerimiz var 1 sene önceden tutuyor. Çünkü çok çabuk aynı tarihler doğma ihtimallerimiz çok yüksek oluyor. Geliyor müşterimiz, örnek veriyorum, bana diyor ki Temmuz'un 10'unda düğünümüz var. Biz konuşuyoruz, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Yani o gün içerisinde biz o ürünü kapatmış oluyoruz. Yani bir ücret alıyoruz karşılığında. Gelen başka müşteriye o gün için dolu olduğumuzu bu şekilde randevu oluşturuyoruz. Yani organizasyon için size başvuru yapmak isteyenler en az 3 ay öncesinden, evet, mutlaka size başvuru yapmaları gerekiyor. Yoksa gecikebilirler, evet, veya sizden hizmet alamayabilirler. Bu oldukça da önemli. Şunu da özellikle de öğrenmek isterim. Gül Organizasyonu Tire ilçesinde diğer organizasyonlardan ayıran özellikler nelerdir? Ayıran özellikler şudur. Ben kendim, her şeyimi kendim yapıyorum. Yani gelen bir müşteri burada tüm paket olarak alıyor. Örneğin bir süsleme istiyor. Biz bunu elimizden geldiğince en güzelini yapıyoruz. Bir ekip istiyor. Kız ekibimiz var. Zeybek ekibimiz var. Size saydığımız gibi. Kendim halk oyunları öğretmeni olduğum için özel ders de veriyorum. Yani bütün her şey burada paket olarak alabiliyor. Bizi en büyük ayıran özellik de bu bence.
Ve işinize gösterdiğiniz özen ve titizlik de herhalde ön planda olduğunu düşünüyorum. Kitil ilçesinde oldukça duyulmuş bir işletmesiniz. Müşteri potansiyeliniz hakkında biraz bilgi alalım. Bir daha aynı zamanda daha çok yoğunluğunuz ne zamanlar? Şu an kış mevsimindeyiz. Hani yaz, kış. Bunları biraz detaylandırabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, biz sezon kapatmıyoruz. Çok şükür. Kışın daha çok evde sözler, mekanda sözler yapıyoruz. Ama tabii ki yaz ayları, düğünleri çok olduğu için Nisan aylarında başlayıp bizim bir Kasım'a kadar yoğunluğumuz oluşuyor. Müşteri potansiyeliniz ve müşterileriniz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Burada müşterilerimin duygu ve düşünceleri çok önemli. Yani onların zevklerine göre tamamen. Biz evet oluşmuş bir şey söylüyoruz. Kendi zevklerimizden bahsediyoruz. Ama gelen müşterinin zevkini yaptığımız için, istediğini ön planda çıkardığımız için titizlik ve temizlik olarak müşterimiz gerçekten memnun kalıyor. Memnuniyetle, severek geliyorlar. Bu sebepten sizi tercih ediyorlar. Evet. Aynı zamanda kıyafet temini de yapıyorsunuz evet. diyebiliyoruz. Onlar hakkında biraz kısaca bilgi alabilir miyiz? Bindallılarımız var. Kiralıyoruz. Çünkü artık gelinlikler alınıyor evet ama bindallılar gecenin kısa bir bölümü giyildiği için genelde kiralamayı tercih ediyor gelinlerimiz. Bu şekilde biz komple kiralayabiliyoruz. Onlara veriyoruz, giyiyorlar. Daha sonra getiriyorlar bize. Kostüm konusunda da onlara yardımcı oluyorsunuz. Evet. Böylelikle kolaylık sağlamış oluyorsunuz. Ayşegül Hanım, peki müşterilerimizin ve izleyicilerimizin size ulaşmak isterlerse sosyal medya adresleriniz var mı? Onları da paylaşır mısınız? Tabii ki. Gül Organizasyon Instagram adresimiz var. Bu şekilde. Son olarak da izleyicilerimize söylemek istediğiniz ve işletmenize davet etmek için bir mesaj iletirsek kameraya bakarak. Tabii. Gecenizi en güzel şekilde güzelleştirmemizi istiyorsanız Gül Organizasyonu tercih edebilirsiniz. Çünkü sizin hayallerinizi biz çok önemsiyoruz. En güzel şekilde elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Gül Organizasyonu bekleriz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için ve bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Gül Organizasyon İşletmesi'ne konuk olduk. İşletme sahibi Ayşegül Hanım bize sektör ve işletmesi hakkında çok değerli bilgiler aktardı. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle iyi seyirler dilerim.